Sevgili izleyiciler, merhaba. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Marmara Denizi'nde yaşanan bir deprem gece yarısı saatlerinde, geçtiğimiz dakikalarda yaşandı özellikle. Hem Yalova hem de İstanbul'dan hissedildi. Yalova merkezi bu depremde yaşananlar özellikle yerin 11,1 kilometre derinliğinde yaşanırken deprem başta İstanbul olmak üzere birçok illerden de hissedildi. Sayın Ali Yerlikaya'nın açıklamalarını, İçişleri Bakanı'nın açıklamalarını ekranlarınıza getiriyoruz şu anda. Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen bu depremi özellikle X hesabı üzerinden paylaştı. Saha çalışmalarının özellikle devam ettiğini söyledi İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya. Şimdi ise bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Yalova Valisi Sayın Hülya Kaya şu anda TGRT Haber dağıttığımızda. Efendim öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Elbette saha çalışmaları devam ediyor. Umarız herhangi bir can kaybı, yaralı yoktur. Birinci ağızdan sizden dinlemek isteriz son gelişmeleri. Evet, çok teşekkür ederim. Herkese geçmiş olsun. Özellikle Yalovalı hemşehrilerimize buradan geçmiş olsun diyorum. Tabii bu geçen hissetmiş olduğumuz depreme göre şiddet olarak daha azdı ve daha kısa sürdü. Bakanımızın da ifade ettiği gibi ilimizde herhangi bir olumsuz durum yok. Şu an tarama çalışmalarımız devam ediyor. Ama ilk gelen bilgilere göre çok şükür hiçbir olumsuz durum yok. Dolayısıyla vatandaşlarımıza sakinliklerini, korumalarını tavsiye ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz buradan. Sayın Valim, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz canlı yayınımıza bağlandığınız için tekrar. Değerli izleyiciler, yerin 11,1 kilometre derinliğindeki bu deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Olay bölgesindeki saha çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Marmara Denizi'nde aynı zamanda hissedildi bu deprem 4,1 şiddetinde. Özellikle İstanbul başta olmak üzere bu depremin hissedilmesi elbette olası İstanbul depremini de akıllara getirdi. Bu konuyla ilgili elbette deprem uzmanları da açıklamalarını yapacaklardır. AFAD'dan gelmişti açıklama. Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında yaşandığı söylenmişti. Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar vardı. AFAD'la ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır ifadelerini kullandı Marmara Denizi'ndeki bu depremle ilgili. Bir canlı bağlantıyla daha devam ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Okan Tüysüz deprem uzmanı şu anda attığımızda. Sayın Tüysüz, geçmiş olsun diyelim. Özellikle bu deprem Yalova ve İstanbul'da özellikle hissedildi. Her zaman bahsedilen o İstanbul depreminin öncü bir depremi denilebilir mi? Nasıl açıklarsınız? Evet, ben de öncelikle depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunayım. Olan deprem Maltepe'nin 24 kilometre güneyinde, Yalova'nın 17 kilometre kuzeybatısında olan bir deprem. Yani adalarla Yalova arasında Çınarcık Çukurluğu olarak adlandırdığımız Marmara Denizi'nin en derin kesimlerinden birinde olan bir deprem. 11 kilometre yerin altında oldu. 4.1, 4.2 ve 4 şeklinde büyüklükler var. En son gelen değer 4 büyüklüğünde Avrupa Sismoloji Birliği'nde. Tabii bu büyüklükteki bir deprem geniş alanlarda hissedilebilir. Doğal olarak da hani en çok Yalova'da, Çınarcık'ta, kısmen de İstanbul'un Anadolu yakasında hissedildi. Ben Sarıyer'de yaşıyorum. Herhangi bir şey hissetmedim bu depremle alakalı. Bu depremin meydana geldiği yer, demin de belirttiğim gibi, Çınarcık Çukurluğu'nun içi büyük olasılıkla 17 Ağustos 1999 depreminin Marmara bölgesine etkili yapmış olduğu gerilmenin bir sonucu. Bunun İstanbul'da ve Marmara'da beklenen büyük bir depremi oluşturacağını düşündüğümüz Kuzey Anadolu fayının ana kolu üzerinde olmadığı, ona biraz uzakta yer aldığını görüyoruz. Bu anlamda da hani bunun bir büyük depremin öncüsü olarak değerlendirilemeyeceği kanaatinde olduğunu belirtmek isterim.
Sayın Tüysüz, çok önemli açıklamalar yaptınız. 17 Ağustos 99 depreminin, gerilmenin bir sonucu dediniz. Özellikle bölge halkı orada sonuçta kısa sürede olsa bir panik yaşadı, panik halindeler. İkinci bir deprem yaşanması halinde geceyi dışarıda geçirecekler için neler önerirsiniz veya dışarıda geçirmeye gerek var mıdır? Yani benim kanaatim pek böyle bir şeye gerek olmadığı yönünde. 4.1 ya da 4 büyüklüğünde, arkasından da 1.9'luk bir deprem gelmiş. Birkaç tane daha benzeri büyüklükte deprem yaşanabilir. Yani 4'ün altında, 3 büyüklüğünde, 3'ün biraz altında depremler olabilir. Daha büyük bir deprem olacağı kanaatinde değilim. Bu yaşanacak depremler 4'ün altında olacaktır. O yüzden paniğe gerek yok diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tüysüz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Değerli izleyiciler, canlı bağlantılarımız devam ediyor. Çınarcık Belediye Başkanı Sayın Numan Bey hattımızda. Sayın Numan Soyer hattımızda. Sayın Soyer, efendim hoş geldiniz. Öncelikle daha doğrusu geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Marmara Denizi Yalova açıklarında gerçekleşen bu depremde özellikle sizler neler yaşadınız ve herhangi bir can kaybı var mı diye sormak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size de hayırlı yayınlar diliyorum. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Herhangi bir şu ana kadar bize gelen bir hasarımız da yok, ihbarımız da yok. Şu an için işte insanlar tabii ki biraz sokaklara çıktılar ama şu an toparlanmış durumda Çınar inşallah. Çok teşekkür ediyoruz yaptığınız bu açıklamalar için. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Sayın Başkan. Değerli izleyiciler, yaşanan bu depremle ilgili son gelişmeleri TGRT Haber'de aktardık.